kekevi.com mutfağından etli yaprak sarması. Bu nefis sarmaları hazırlamak için önce içini yapalım. Önce soğanlarımı, sonra da maydanoz ve dereotunu mutfak robotunda ince kıyarak kaseye alıyorum. Ortaya al tercih ettiğim kıymamı, yıkayıp süzmüş olduğum pirinçleri, tuz ve karabiberi ekliyorum. Bir miktar domates ve biber salçası. Ben mevsiminde olmadığımız için domates kullanmadım ama eğer zamanıysa soyulup doğranmış domatesler daha da lezzetlendirecektir. Kıymanız fazla yağlı değilse biraz zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Yine lezzet vermesi için biraz kuru nane ve kırmızı pul biber de ekledikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıp harcımı hazır hale getiriyorum. Ben hazırladığım bu harcın bir kısmı ile kabak dolması doldurdum. Nasıl yaptığıma tencerenin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaprak sarmasını yapmak için ise salamura yapraklarından kullanacağım. Benimkiler yeterince ince olduğu için tekrardan kaynatmaya gerek duymadım ama eğer sizin kalın çıkarsa bir 5 dakika kadar suda kaynatıp daha da yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Kimileri yaprağı elinde sarar, bense tabağa koymayı tercih ediyorum. Sapını kopardıktan sonra parlak kısmı tabağa gelecek şekilde serip sap kısmına uzunlamasını yeterince içten koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi önce alttan sonra yanlardan ortaya doğru birleştirip sıkıca sarıyorum. Her ne kadar aynı boy kalem gibi olmasını isteseniz de yaprakların ebatına göre sarmaların da boyu değişecektir tabii ki. Aynen burada olduğu gibi. Eğer yapraklarımın çoğu ikincisi kadar ufak çıkarsa yandım demektir. Ama neyse ki öyle çıkmadılar. Yırtık parçalanmış yapraklarınız olursa bunu tencerenin dibine yerleştirin. Böylelikle sarmaların pişerken suyunun bitip dibinin tutma ihtimaline karşı önlem almış olursunuz. Yapraklarımı sarıp tencereye dizdikten sonra ufak bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtıp domates salçasını hafif kavuruyorum. Ve kaynamış sıcak suyu ilave edip hazırladığım bu sosu sarmaların üzerine gezdiriyorum. Siz salçayı isterseniz sarmayı koyduğunuz tencerenin dibine de önceden yakıp tek seferde de halledebilirsiniz. Bundan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yapraklar ve içi iyice pişene kadar pişiriyorum sarmamı. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Daha önce fırında zeytinyağlı dolma yapmış mıydınız? Bu süper lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İstediğiniz tarifi izlemek için ilgili kareye tıklayın.